Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Çiftin Altunal efendim, alkışlarınızla. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun. Alalım hoş sizi. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Biz iyiyiz. Hemen sorularımıza girmek istiyoruz hocam. Tamamdır. Neden kilo alıyoruz? Obezite kader mi? Şimdi aslında hepimiz biliyoruz gerçekleri de kabul etmek istemiyoruz. Ya çok yiyoruz ya az hareket ediyoruz. Gayet basit aslında olay. Ya çok yiyoruz ya, ya az hareket ediyoruz. Şimdi bu ikisini düzene sokup ben yine de kilo alıyorum. Hormonal bir bozukluğunuz yoksa çok olası değil. Veya kullandığınız bir ilaçla alakalı bir yan etkiden dolayı kilo almıyorsanız, steroidler böyledir, kortizon dediğimiz ilaçlar. Bunları almıyorsanız kesinlikle ya dediğim gibi az hareket ediyorsunuz ya da çok yiyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü enerji dengesidir. Peki genetik olabilir mi? Genetik şöyle, aslında genetik olamaz. Eğer hormonal bir geçişten bahsetmiyorsak orada beslenme düzeninin yanlışlığı. Şimdi anne yanlış besleniyor, çocuğun da yanlış besliyor. Doğal olarak anne kilolu, çocuk da kilolu. Bir de çocuğum hiçbir şey yemiyor mantığı var tabii biliyorsunuz. Çocuğun ağzına illa bir şeyler tıkıştıracağız. İhtiyacı varsa yiyecek zaten çocuk. Bırakın o öğünü es geçsin, bir sonraki öğünde zaten acıkırsa yiyecek. Ama zorla alıştırırsanız siz şimdi buna, ondan sonra çocuk hep makarna nerede, pilav nerede, ekmek nerede demeye başlıyor. Problem de başlıyor tabii ki. Hocam peki bu mide botoksu son günlerde çok moda. Benim de birçok arkadaşım oldu. Ama sonrasında mesela kilo alanlar da oluyor. Hı hı. Şimdi şöyle, şimdi Demet'in sihirli lambası var diyelim. Tamam. Siz çıktınız ve dediniz ki dile benden ne dilersen kilo vermek için. Ama ben de sizden dilekte bulunacağım, kilo vermek istiyorum. Ne isterim? Sizden iki şey isterim aslında. Bir, çabuk doymak istiyorum. Ben doymuyorum, o yüzden bir türlü kilo veremiyorum dersiniz. İki, o hamur işlerini, tatlıları, çikolataları, pastaları görünce gözüm dönüyor. Ne olur beni bundan kurtarın dersiniz. İsteyeceğiniz budur. Demet Hanım benden ne isteyecek bu durumda? Tamam, ben bunları yaparım ama senden iki şey istiyorum. Bir, sağlıklı ve düzenli besleneceksin ama doyacaksın, merak etme. Canın tatlı, çikolata, pasta istemeyecek. İki, günlük hareketsiz yaşamın dışına çıkacak düzeyde bir hareketi hayatına sokacaksın. Çünkü sürdürülebilir şeylere ihtiyacımız var. Şimdi sürdürülebilir olması için bir şeyin ne olması lazım? Bir, hayatınızın her gününde yapabilmelisiniz. Yani bugün yaptığınız şeyi eğer bundan iki yıl sonra yapamıyorsanız orada problem başlayacaktır. Haydi haftanın üç günü spor salonuna gidelim. Gidelim. Gidecek misiniz peki sonrasında? Yok, kilo vereyim bırakacağım. Ne anladım ben bu işten? O zaman tekrar metabolizmanız aşağı inecek. İştah yukarıda zaten. Tekrar kilo alacaksınız. O yüzden biz ne istiyoruz? 10 bin adım ideal günlük hayatı sürdürecek adım sayısıdır. Bunu peş peşe atmanız gerekmiyor. Kimse 1,5 saatini her gün ayırıp yürüyüşe gidemez. Ama sabah uyandıktan akşam yatana kadar 16 saat ayaktasınız. Saat başı 5 dakika yürürseniz akşama 10 bin adımı tamamlamış oluyorsunuz zaten. 55 dakika oturun, 5 dakika yürüyün. Yani bu gayet 10 bin adımı basit. Bir kere de değil değil mi? Bütün gün sürdürülebilir değil bu. Yani biz bunu sizden istersek nereye kadar 10 bin, her gün 1,5 saatinizi düşünsenize sadece yürüyüşe ayırıyorsunuz peş peşe. Bu olası mı? Yani misafiriniz vardır, programa gidiyorsunuzdur, işiniz vardır, ailenize ayıracak hocam, zaman vardır. Ama yapan arkadaşlar var. Bu mesela gece yürüyor. Ben sabahları şimdi çok var tabii kalktım. Spor salonuna bir gidiyorsunuz. Aynı adam aynı yerde hep spor yapıyor. Hayat evet. Tarzı olmuş. Şimdi bunu yapıyorsa tamam, problem yok. Ama yapamayacaksınız. Ama ne dediniz o demin çok önemli. Her saat başı 5 dakika. Yürürseniz zaten akşama 16 saat ayakta olduğunuzu düşünürsek 80 dakika yapıyor. Zaten 10 bin adım 80 dakikaya tekabül eder yaklaşık yürüyüşte. Güzel. Bu bana gayet basit. Şey ama mide botoksunu söylemediniz. Tamam, geliyorum oraya doğru. Geliyorum. Şimdi ne yaptık? İşte Demet'in sihirli lambasından Demet Hanım çıktı. Bizden ne istemişti? Ben ne istemiştim? Bir tatlı isteğim olmasın, bir de doyayım istemiştim. Bir de hamur işleri. Evet. Ama ben şimdi yemeği de o kısımda seviyorum. Biz devreye giriyoruz. Şimdi mide botoksu nasıl bir işlem? Endoskopik bir işlem. Aslında yaklaşık 15 saniye içinde uyuyor anestezi ekibi tarafından. Benim işim yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ne yapıyorum? Önce endoskopiyle yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağını değerlendiriyorum. Oranın duvarlarına bakıyorum. Ülser, yara, kitle varsa işlem olmaz. Önce onu tedavi etmek lazım. Ama bir problem yok. 15 dakikalık bir işlemle botoks yapıyoruz. Sonra ne oluyor? Hastayı dinlenmeye alıyoruz. Bir 10 dakika içinde uyanıyor, kendine geliyor. Bir kendini yokluyor zaten. Acaba yaptılar mı gerçekten bir şey diye. Böyle bir sürü videomuz var zaten paylaştığımız. İnanmıyor hasta yapıldığına. Çünkü o an yok hayatında. Uyandınız ve bitti diyor birileri size. Ağrınız yok, sızınız yok, vücudunuzda bir iz yok, yara yok, hiçbir şey yok. İştah aynı duruyor. Hiçbir şey değişmemiş hayatınızda ve 15 dakika. Şimdi orada bir muallak bir süreç var. Ne oldu acaba? Biz ne dersek ona inanıyorsunuz tabii. Eğer
teknik ve doz planlaması ile ilgili bir hata yoksa. Çünkü bu birçok değişkenin olduğu bir şey. Şimdi düşünün, Alişan Bey portresinin yapılmasını istiyor. Benim önüme tuval kondu, elimde kalem var, yanında da bir ressam var. Çıkacak iki sonucu düşünün. Tabii ki. Tamam. Şimdi bu işte de böyle. Eğer bu işi yapacak olan kişi bu işin standartlarına uymazsa sonuç hiçbir şey olmayacaktır tabii ki. O yüzden de bir sürü olumsuz sonuç duyarsınız bununla ilgili. Normal ama olması gereken şey ne? O kadar çok değişken var ki kullandığınız botoksu yaptığınız iğnenin ucunun kalınlığından tutun da kullandığınız botoksun markasına, kullandığınız botoksun soğuk zincirle gelip gelmemesine, midenin nerelerine yapılmasına kadar o kadar çok etkileyen faktör var ki. Hepsinin üst üste gelmesi lazım. Bunları yaparsak ne oluyor? 7-14 gün sonra hastalarımız aynen şunu söylüyor. Hocam ben hayatımda ilk kez doyuyorum. Hocam ben gerçekten tatlı çikolata pasta görünce canım istemiyor. Dün mesela bir hastam göndermiş Revani'nin resmini. Misafirlerim gelecekti. Revani yaptım. İnanın görmek bile istemiyorum. Ay, aynen güzel. Bugün paylaştım mesela sabah onu. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir durum? Niye? Çünkü gerçekten sihirli lambadan Demet Hanım çıktı ve bunu yaptı. Estetik cerrahisi için yüze uygulanan botoksun aynısı mı? Aynısı. Ne oluyor? Doz fark ediyor tabii. Mideyi, şeyi, şimdi midede donduruyor. Ne var? Şimdi açlık ve tokluk olayı şöyle. Niye acıkıyoruz? Bir, midemiz çabuk boşalıyor, acıkıyoruz. Değil mi? Yediklerimiz midemizde az kalırsa, çabuk boşalırsa mide boşalınca acıkıyoruz. İki, mideden grelin denen bir hormon salgılanıyor. Grelin vücudumuzda ne kadar çoksa o kadar çabuk acıkıyoruz. Allah Allah. Evet. Üç, kilo aldıkça ne oluyor? Yağ dokumuz artıyor. Yağ dokumuz arttıkça insülin direncimiz artıyor. İnsülin direncimiz artınca ne oluyor? Tatlı krizlerimiz başlıyor. Hmm. Tamamdır. Şimdi bunların hepsini azaltmak için bir, tokluk sağlamak lazım. Nasıl sağlayacağız? Yedikleriniz midede daha uzun süre kalırsa tokluğunuz uzar. İki, grelini azaltmamız lazım. Grelini azaltırsak ne olacak? Eskisi kadar çabuk acıkmayacaksınız. Eskisi kadar iştahınız olmayacak. Üçüncüsü, vücutta bir de pankreastan ve ince bağırsağın ikinci kısmından salgılanan başka bir madde var. Glukagon, like peptide 1 dediğimiz. Onu vücutta yükseltebilirsek o zaman da botoksun etkinliği artacak ve inanılmaz konforlu bir kilo verme süreci başlayacak. İnanılmıyor, yaşanınca anlaşılıyor. Evet, ne demek istediğini. Hocam bir izleyicimiz demiş ki, Tülin Hanım 36 yaşındayım. Obezite nedeniyle doktorlarım ameliyat önerdi ama ameliyat ve sonrasından korkuyorum. Nasıl bir tedavi? Şimdi tabii aynı şekilde. Yani ameliyat dediği mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatından veya gastrik bypass'tan bahsediyordur. Şimdi olaya kolaydan zora gitmek lazım. Şimdi kilo vermekte eğer siz yürüyerek, diyetinize dikkat ederek, acıkmadan süreci yönetebiliyorsanız, sağlıklı beslenerek kilo verebiliyorsanız elbette hiçbir şeye ihtiyacımız yok. En başta bu. Şimdi bununla yapamıyorsanız haydi hemen ameliyat mı olalım? Hayır tabii ki. Olay kolaydan zora gitmeli. İşte biz orada, tam orada devreye giriyoruz. Sonra botoks. Yani bize gelen hasta nasıl hasta? Hocam diyetisyene gittim. Akupunktur yaptırdım. Biyorezonans yaptırdım. Her şeyi denemiş. Hatta bazen tüp mide oldum. Yine kilo aldım diyen hasta grubumuz da var. Tüp mide sonrası da botoks yapıyoruz çünkü. Ama ona rağmen olmuyor. İştahımı kontrol edemiyorum diyen hasta grubuyla çalışıyoruz biz. Yani zor bir hasta grubu aslında bizimki. Ama oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Sonuçlar da çok yüz güldürücü. Doğru yapıldığı takdirde tabii ki. Peki Sude Hanım demiş ki, mide botoksu yaptırdım, 7 kilo verdim ama sonra etkisi geçti, kilolarını geri aldım. Mide botoksu sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi, işte hocam bunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi ne kadar etkisi? Orada durum şu, evet. Etki 4-6 ay sürer. Ama bu 4-6 ay boyunca bir, size sağlıklı beslenmeyi öğretmiş olmamız lazım. He. Şimdi hiç diş fırçalamıyorsunuz. 6 ay size her gün akşam dişinizi fırçalattık. 6 ay sonra ne olur? O dişinizi fırçalamadan yattığınızda kendinizi rahatsız hissedersiniz. Değil mi? Ben 6 ay boyunca biz ne yapıyoruz? Sağlıklı beslenme programını alıyoruz. Size botoks yaptım hadi güle güle demiyoruz. 6 ay hep takibimizdesiniz. 6 ay sağlıklı beslenmeyi, yediklerinizin fotoğrafını istiyoruz mesela. Siz doğru biliyorsunuzdur ama yanlıştır yediğiniz şey. Siz ben protein ağırlıklı beslendim hocam, ben dediğiniz porsiyonda yedim diyorsunuz ama aslında öyle değil oluyor bazen. Hasta bakıyorum işte sebze yemeği yazmışız, orada biber dolması yiyor mesela. İçindeki pirincin kalori olabileceğini düşünmüyor hasta. Şimdi bunları görerek, hastadan yediklerinin fotoğrafını isteyerek geri dönüşümle, Yeliz Hanım bu kısmı çok sıkı takip ediyor bizde, beslenme koçumuz. Bunu sağlayarak size sağlıklı beslenmeyi öğretiyoruz 6 ay boyunca. 6 ay bunu bizimle yürütürseniz zaten başta mutlaka şunu istiyoruz sizden. Günde 10.000 adım atmaya, 6 öğün sağlıklı beslenmeye hazır mısınız? Bu konuda mutabık mıyız? Değilseniz zaten hiç boşuna kendimizi yormayalım. Ama buna mutabıksanız, 6 ay süreci böyle yönetirseniz, 6 ayda diyelim ki 100 kiloydunuz, 30 kilo verdik, 70'e indik. Şimdi 100 kilo biriyle 70 kilo birinin iştahı aynı olur mu? Hayır. Olmaz. 70 kilo indiğinizde insülin direnciniz de gerileyecek, mideniz de elastik bir organ, küçük porsiyonlar yerseniz küçülecek. Üzerine giyemediğiniz kıyafetleri giyebilmenin ayrı bir keyfi gelecek. Biri sizi gördüğünde
ne yaptın sen, nasıl kilo verdin diyecek. Çünkü ameliyat olmadığınızı biliyor çünkü. Böyle olunca bunun keyfi de üzerine eklenecek. O zaman kilo koruma kısmı ne olacak? Biz nasıl kilomuzu korumak için işte haftanın bir günü tatlı yersek, öbür günler dikkat ediyorsak. Burada da aynı şey olacak aslında. 7 kilo çok az bir kilo bu süre boyunca. Yani 7 kiloda insülin direnciniz de gerilemez. Hiçbir şey de gerilemez. Tabii yapılan doz, dediğim gibi teknik, nerede yaptırdı, nasıl yaptırdı, önemli, beslenmesine nasıl dikkat etti mi etmedi mi oralarını bilmiyorum. O yüzden işlem yaptık, hadi güle güle değil. 6 ay size doğruyu öğretmek zorundayız. Peki hocam, bu iştahımızı niye kontrol edemiyoruz? Söylediğim gibi iştahı kontrol edememenin birkaç nedeni var. Bir, hormonal bozukluklar, tiroid hormon bozuklukları, kortizon düzeyinin yükseklikleri bunu yapar. İki, kilo aldıysak zaten hani yanlış beslenmeyi, niye yanlış besleniyoruz? İşte uyku düzenimiz yoksa, şimdi gece 4'e kadar uyanık biri. Elbet acıkacak şimdi. Akşam 7'de yemek yemiş. Sonra diyor ki gece yemem var. Tabii yersiniz. Yani 7'den 4'e kadar uyanıksanız yememeniz mümkün mü? Siz 8-9 saattir uyanıksınız yemekten sonra. Mecbur acıkacaksınız. O yüzden uyku düzeni önemli. İki öğün arasını açmak hata. Şimdi kahvaltısız güne başlamak hata, kahvaltı demişken. Şimdi kahvaltı yaptınız. Harıl harıl çalıştınız tüm gün. Akşama kadar hiç yemek yemediniz. Biz. Şimdi ne olacak akşam? O iştahınızı nasıl kontrol edeceksiniz? Kim kontrol edebilir? Ne varsa abancan, Allah ne verdiyse. İşte buralara eğer ara öğünleri koyabilirsek veya işte sizi tok tutacak şeyleri, zaten dediğim gibi bunu öğrenene kadar nedir sıkıntımız? Tamam, az yiyorsunuz, kahvaltınızı yaptınız, ara öğün yaptınız ama açsınız yine, doymamışsınız ki. Bu da problem. İşte botoksla biz bunu, bu denge oturana kadar, o üzerimizdeki fazla yükü atana kadar, insülin direnciniz düzelene kadar biz destek oluyoruz. Bu arada kilolarımızı vermiş oluyoruz, siz de sağlıklı beslenmeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi sağlıklı bir 6 aydır aralıklı ara öğünlerle beslendiniz. 6 ay sonra biz bıraktık sizi. Ne yapacaksınız? Ara öğün saatiniz gelince o kadar alışmışsınız ki nerede benim sütüm, nerede benim bademim, nerede benim yoğurdum demeye başlayacaksınız. Bunu hayata soktuğumuz anda da zaten kiloları vermişsiniz, ondan sonra koruma kısmı. Koruma kısmında bir problem yok. Kadriye Hanım demiş ki, pazarlık yapmış Kadriye Hanım, demiş ki 18 kilo vereceğim demiş. 18 kilo vermek için ne yapayım demiş. Mide botoksu mu? Mideye kelepçe mi? Midemin hangisi yarısını almamı? Ya da ne bileyim. Şimdi kolaydan zora yapabiliyorsa tabii ki sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite. Ona rağmen yapamıyorsa, açlık krizlerimi, tatlı krizlerimi yönetemiyorum diyorsa, kolay neydi? Sıradaki mide botoksuydu. Mide botoksuyla bu yapılabilir mi? Tabii değerlendirmek lazım. Kronik bir hastalığı var mı? Kullandığı ilaçlar ne? Botoksla etkileşir mi, etkileşmez mi? Bunlara bakmak lazım. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa, evet, mide botoksuyla bırakın 18'i, 48 kilo veren hastamız var 6 ay içinde. Gayet o da mümkün. Olmadı. En son çare. Köprüden önceki son çıkış diyelim buna. Ha, tüp mide işi bitiriyor mu? Şimdi tüp mideye şöyle yaklaşırsak orada da olay bitmiyor. Nasıl olsa yiyemeyeceğim. Şimdi olaya siz böyle yaklaşırsanız görüyoruz ki 2 yıl sonra yiyorsunuz. Tüp mideyi yapıyoruz, 2 yıl mide zayıflıyorsunuz, zayıflıyorsunuz. Yani. Tabii. Niye? Çünkü nasıl olsa yemeyeceğim diye yaptırdı. Tamam, tüp mide yapın hocam, kiloları verince evet sizin söylediklerinize dikkat edeceğim, sağlıklı besleneceğim. Bundan sonra kilomu verdikten sonra korumak için söylediklerinize dikkat edeceğim diyorsanız, o zaman zaten tüp mideye gerek yok, botoksla bunu yapıyoruz. Şok diyeti tavsiye ediyor musunuz hocam? Tabii ki etmiyoruz. Etmiyorsunuz değil mi? Amaç ne? Yani şimdi vücudunuzdaki fazla suyu atalım tartıda, biraz daha az görünelim size derdiniz. Evet, işte sporcu, işte siklet belki, evet, düşme için vesaire, ama şimdi sağlıklı bir hayat sürdürmek istiyorsunuz. Üzerinizdeki fazla kiloları atmak istiyorsunuz. Amacımız ne? 4 günde neyi verebilirsiniz? Hangi yağı yakabilirsiniz? Su değil mi? Verdiğiniz suyu atıyorsunuz tabii ki. Su atarsanız da ne olacaktır? İlk fırsatta hepsi geri gelecektir zaten. Yani şok diyette bir uygulama yok. Uzun dönem sağlıklı beslenme. Ama buradaki en büyük zorluk dediğim gibi açlık ve iştahtır. Bu ikisi kesinlikle kontrol edilebilir mekanizmalardır. Ben 79 kiloyla mesela yukarıda tartılıyorum, aşağı iniyorum. Bir saat yürüyorum, bir de savunma yapıyorum. Bir daha tartılıyorum, bakıyorum ana 77.6. Ne oldu? Boşa mı yapıyor hocam? 1.4 gitmiş. Ay iyi bari. Ama yağ değil tabii, su. Bu şahibe. Peki hocam, bir de şey var ya, metabolizmam yavaş, onun için şey yapıyorum, kilo alıyorum falan. Bu şeye benziyor, biraz tembel öğrenci mantığına benziyor değil bence. Bahanesi var. Herkesin bahanesi yani bu. Yani şimdi baba diyor ki oğlum ne yaptın, sınavdan kaç aldın? Baba, öğretmen 50 vermiş. Şimdi öğretmen mi verdi 50'yi Allah aşkına? Çalışmadın, sınava çalışmadın yani. Aynen. Baba çalışmadım, 50 aldım diyen öğrenci yok. Burada da böyle yani, şimdi yürüyor musun arkadaşım? Altı öğün sağlıklı besleniyor musun? Yok. Ama metabolizmam yavaş. Yavaş tabii metabolizman. Hareket etmiyorsun ki. Araba orada dursun istiyorsun ama benzini bitsin istiyorsun. Yok böyle bir hayat. Mutlaka o araç hareket edecek ki benzin harcasın. Gayet basit. Ama kadınlarda metabolizma biraz daha yavaşlaşıyor değil mi erkeklere göre? Kas dokusu.
Kas dokusu arttıkça metabolizmanız hızlanır. Hı hı. O yüzden erkekler 10 kilo verirken kadınlar o sürede 6 kilo verir mesela. Şanslısınız. Bir de tabii hormonal denge var kadınlarda. İşte mens döneminde vücutta su tutması vesaire. Bu tartıyla giderseniz sadece problem olur. O yüzden hani giyemediğiniz kıyafetleri giyebiliyor musunuz? Beliniz inceldi mi, bu kısım orada önemli. Bravo. Ben o tartıya çıkmaktan nefret ediyorum. Ölçülmüyorum da. Sizin dediğiniz gibi 2 sene önce, 5 sene önce kıyafetleri giyiyorsam mis. Bir soru vardı. Fikret Bey demiş ki 45 yaşındayım, kaza geçirdim, bacağım kırıldı. Nasıl kilo 40, veremiyorum. Bu süreçte 40 kilo almış ama bacağı kırılınca, evet, yürüyemeyince. Ne tavsiye eder? Hocam kısaca onu da alalım. Şimdi tabii burada herhalde kemik iyileşsin diye yüklendi de yüklendi yediklerine. Şimdi burada hareket etme şansımız yok. Evet. Mecburen bir kere beslenme düzenini tamamen düzeltmek lazım. İlk yapılacak şey. İkincisi, bacakları madem hareket ettiremiyoruz, o zaman metabolizma hızlandırmak için gerekirse kol hareketleri yapacağız, karın hareketleri yapacağız. Olduğumuz yerde enerji harcayacağız. Enerji harcamanın başka yollarını bulacağız. Ne yapabiliyorsak, neremiz hareket edebiliyorsa oraları hareket ettirmek şart. Metabolizmayı hızlandırmak zorundayız. Hareketsiz durmayalım. Peki hocam, teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz güzel bilgiler için. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız, tekrar hareket edeyim.